Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam filmimiz İnsanlıktan Uzak ve Far From Man 2014 yapımı film. İnsanlıktan Uzak'ta filmi 50'li yılların cezaevinde bağımsızlık mücadelesinin verildiği dönemin arifesinde geçiyor ve Western tarzında bir film. Küçük bir köyde öğretmenlik yapan Darun'un öyküsünü anlatan bir film. İspanyol asıllı bir öğretmen. Şimdi filmin çıkış noktası Albert Camus'un Misafir isimli öykü kitabından, Sürgün ve Krallık kitabındaki Misafir Konuk isimli öyküsünden çıkış. Şimdi bize arkadaşımız Zuhal Albert Camus'dan bahsedecek. Buyur Zuhal. Tekrar merhaba. Şimdi bu tabii şimdi söyleyeceklerim önceki söyleyeceklerimden çok farklı değil. Esasında kendimi bir tekrar edeceğim ama şimdi bu misafir hikayesi Merve'nin de dediği gibi Camus'un kitabından yani bir hikaye daha doğrusu işte hikaye antolojiler kitabından bir tanesi. İlk olarak 1957 yılında basılmış. Cezayir Savaşı da biraz önce tarihine baktım. 1955'te başlıyor. 62'ye 54 ya da 55'te başlıyor. 62'ye kadar sürüyor. Yani hikayenin basımı ve o ayaklanma şeyi neredeyse birebir yani birebir. Şimdi Camus ya hepimizin bildiği gibi Cezayir doğumlu, orada büyümüş ve çok etkili. Yani bütün bu yani öteki diyoruz ya öteki yani hepsi yabancı zaten adı üstünde işte, varoluş felsefesi, absürdite, işte absürt teorisi hepsi kendini çok bulmuş biri Camus'de bulmuş bunlar bu felsefeler şeyde de var yani bu yabancıda da vardı işte o da Cezayir'de geçiyor işte yani gene bu aynı işte ait olmama hissi işte varoluş felsefesi yabancılaşma. Orada da çok belirgindi. Burada da bu hikayede de var. Şimdi bu da gene bir Kuzey Atlaslar'da yani Cezayir'de geçiyor Kuzey Atlas şeylerinde, çölünde. Burada da mesela Daru Fransız bir öğretmen ama yani ne Fransız ne Arap böyle bir arada kalmışlık var ya böyle Arap'ta kalma durumu var. Yani ne Fransızlara yakın hissediyor, ne Araplara yakın hissediyor ve onun da yani o da bir şeyden geçiyor, bir sorgulamadan geçiyor kendi iç sorgulamasından ve sonunda Arap şeyi serbest bırakıyor yani özgür dağlara bırakıyor yani serbest bırakıyor. İşte bir iç hesaplaşma yaşıyor yani teslim mi etsin işte şey mi yapsın. Büyük bir ihtimalle işte bu şey yap Arap şey şey ne derler suçlu yani özgürlük savaşına da katılmış olabilir. Yani onların katılacaklarından biri de olabilir. Çünkü senkronize ikisi. O bir sorgulamadan geçiyor. Yani kendi kültürü dediğim gibi bu çok var bu sömürge kültüründe. Yani hem sömürülen üzerinde var hem sömüren üzerinde var. Yani bizim bu Almanya'daki Türkler gibi yani ne Türk ne Alman böyle arada kalmıştık. O Daru'da da var fakat tabii onda insani özellikler şey olduğu için baskın olduğu için yani sonuçta onun lehine kullanıyor bu kararı. Yani dediğim gibi varoluşçu felsefe yani Camus'un hep bütün kitaplarında var. İşte yabancılaşma yani şeyde yani Kuzey Atlaslar'da
Yani senin ne işin var? Yani değil mi? Sen oralı mısın? Değilsin ama aynı zamanda da oralısın. Yani müthiş bir bölünmüşlük şeyi var. Bu şeyde de vardı. Daha önce konuştuğumuz romanlarda. Onunla ilgili güzel bir film, roman şey hikaye zaten 10-15 sayfa. O da mesela çok akıcı. Gene baktım bugün şeyden. Yani mesela çok uzun cümleler yok, yani akıyor. Camus'u da okumak çok zor değildir. Yani çok uzun cümleler yok. Hani bilinç akışı desek orada daha uzun cümleler var. Onu söyleyebilmek için başka hikayeleri de var da maalesef bu işte bir tek bunu okuyabildim, Misafiri. İşte senaryoyu da yönetmen. Yani bundan etkilenmiş, bu hikayeden etkilenmiş. Bir iki bir şey daha herhalde. Yani üç kişinin adı var çünkü senaryoda. Dediğim gibi bir iç hesaplaşma. Yani en sonunda bir insan, yani onun kendi kararı. Yani hani yani varoluşsal muhasebeye giriyor ve bu muhasebe sonucunda da onu serbest bırakıyor. Yani. Öyle diyelim. Sonra bir daha dönerim tekrar. Şimdilik bu kadar aklıma geliyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler Zuhal. Daru İspanyol asıllı. Ataları zamanında oraya yerleşmiş. Anne babası da oralı doğumlu. İspanyol asıllı. Fransızca öğretmenlik yapıyor. Orada konuşma dili Fransızca. Fransızca öğretiyor çocuklara. Aynı zamanda da bir savaş gazisi. Şey yapıyor. İşte burada mesela İspanyol olmasını da ben bilinçli olarak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na da bir gönderme var. Hem kitapta var hem filmde var. İşte Fransızların orada yaptıklarını mesela çok tarafsız bir şekilde anlatmış. Bu hikayede yani Daru İspanyol asıllı. Orada şeyde burada mesela filmi yaparken Mortensen Amerika'daki yerli nüfusa karşı Avrupalı'nın yaptıkları aynı zamanda mesela Irak'ta yapılanlar hep onları düşündüğünü söylüyor bu ülkelerde yapılan. Yani Albert Camus'un şeydeki Sürgün ve Krallık'taki o kısa öyküsü konukta misafirde de hani bunlar böyle şey olmuş. Bu film de aynı zamanda birçok festivalde özel gösterimlerle gösterilmiş. Çok olumlu eleştiriler almış. Ya yani bu film Bağımsızlık Savaşı'nın öncesinde geçiyor. Fransızca öğretmeni Daru, ya yani İspanyol asıllı, orada Cezayirli çocuklara coğrafya öğretirken onlara diyor ki medeniyet diyor neyle başlamıştır diyor. İşte yazıyla başlamıştır diyor. Medeniyet diyor Mezopotamya'da başlamıştır diyor. Mesela yazın o başladığı medeniyetin başladığı bu topraklarda hala kan davasının devam etmesi ne acı diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdi Deniz arkadaşımızla devam edelim. Buyur Deniz. Tekrar iyi akşamlar. O filmin ben en sonuyla ilgili bir şey yapacağım. Orada Doruk dönmeye karar veriyor. Ve orada çocukların sıraların üzerinde bir kitap var. Geografi yazıyor, coğrafya. Hani gerçekten coğrafya kaderdir gibi. Ondan sonra kamera uzaktan o vadiyi okul çekiyor. Ve o gerçekten ne kadar çaresiz. Yani o vadide bir okul, o çocuklar ve bir yerde bir karede şöyle diyor Daru. Kendi yöntemimle savaşıyorum, okuma yazma öğretiyorum, öğrencilerimi yetiştiriyorum diyor. Yani orada Süleyman diyor ki yani niçin sen de savaşta bir taraf olmuyorsun diyor. Ben kendi yöntemimle savaşıyorum diyor ve sanki hani böyle bütün deniz yıldızları kıyıya vurduğunda hani siz bir deniz yıldızını denize atarsınız ve bir tane bile olsa hani onu kurtarmış olursunuz gibi. Orada çocuklar vedalaşıyor, hepsinin elini sıkıyor. Orada bir tanesi ona sarılıyor ve ona bir şey veriyor. Yani belki hani onların hepsi herhalde köy okulu gibi büyük bir kız var bayağı yani 4. sınıf, 1. sınıf, 2. sınıf böyle bütün çocuklar aynı sınıfta ders görüyor köy okulu ama onun bir tanesi hakikaten onu öpüyor, ona sarılıyor, ona bir şey veriyor. Yani ona dokunmuş ve Muhammed'i de kurtarıyor aslında.
Ve aralarında özel bir bağ oluşuyor. Hani o en son gene karelerde onun ona verdiği şeyi kolye yapmış. Bir de orada mesela gerçekten hani o yörenin kanunu hani orada öğretmen birini öldürüyor, öldürmek zorunda kalıyor. Hani orada yani insanlar şey yaptıkları zaman kendilerini savunmak zorunda kaldıkları zaman çok entelektüel de olsa, çok naif de olsa bir insanı öldürebileceğini gösteriyor. Ve orada çok üzülüyor, sinirleniyor. Orada Doruk Muhammed'e diyor ki sen zayıf olduğun için o öldü diyor. Cesaretin yok senin, onurun yok falan diyor. Aslında hani onun cesareti de var, onuru da var ama hani bu kanun diyor yani ben hani o benim tahılımı çaldı. O tahıl bir annem babamı kardeşlerimi yaşatacak tahıldı. O yani o tahılın çalınması bizim ölümümüzdü zaten ben de onu. Hani ha öyle ölecektik ha böyle ölecektik öldürdüm diyor. Yani bu kanun diyor kaçamazsın diyor. Yani buranın bu coğrafyanın kanunu bu gibi. Hani orada onu anlıyor. Orada hani ondan sonra hani öyle konuşunca orada yani o da onun ne demek isteyen yani niye ya o bence orada hani film biraz böyle o zamana kadar hani benim için de çok şeydi kapalı gibiydi o ikisi için de ondan sonra daha kolay gidiyor. Son kareler çok güzel. Çekimler çok güzel. Kameraya harika dolaşıyor şeyde. Kamera yönetmeni çok iyi. Çok beğendim filmi. Çok teşekkürler öneri için Merve'cim. İyi akşamlar. Teşekkürler Deniz. Orada mesela işte bu Muhammed'i getirdikleri zaman ona işte şehre götürülecek bu. Sen götüreceksin işte bizde şey yok iç savaş başlıyor işte biz şey yapamıyoruz bu senin emrin diye öğretmene veriyorlar teslim ediyorlar. Muhammed'i öğretmen tabii bu şeyden hiç memnun değil çok mutsuz oluyor hatta ona yemek getiriyor yatak hazırlıyor o gece mesela şey onun kaçmasını diliyor. Kaçsın diyor. Yani kaçarsa zaten hiç müdahale etmeyecek. Ama Muhammed kaçmıyor. Son oldukları yere işte kuzenlerinden geliyorlar bunu. Ateş açıyorlar, şey yapıyorlar. Öğretmen birini vurmak zorunda kalıyor. Muhammed'e şey yapıyor. Kızıyor, hararetli bir tartışma şey yapıyor. Muhammed diyor ki ben diyor hani bir şey yapamazdım diyor. Ben bu diyor kan davası oldu. Eğer ben onlara silah doğrultsaydım diyor. Bu diyor kan davasına dönüşecekti. O yüzden beni diyor Fransızların öldürmesi gerekiyor diyor. Ben onlardan birisini öldürürsem diyor. Bu sefer şey olacak ama beni Fransızlar öldürürse diyor. Hiç kan davası uzamayacak diyor. Yani şey yapmayacak burada bitecek diyor. Ya bu kan davası sürmesin diye Fransızların kendisini öldürmesini istiyor. O yüzden o şeyde çatışmada hiç elini silaha atmadığını söylüyor. Ve onlar şey yapıyorlar. Mesela yolda gene yola düşüyorlar işte o şehre doğru giderken. Şey yapıyorlar. Mesela bir Fransızlardan şey yap Fransız şeyle karşılaşırken o Fransızların ellerindeki esirleri öldürdüklerini görüyor. Ve onların savaş suçlusu olduğunu söylüyor. Yani onda her şey aslında bu filmde her şey var. Çok muhteşem bir film ya. Çok güzel bir film. Konuşacak çok şey var. Yaşar Hocam buyurun. Yaşar Hocam. Arkadaşlarım, iyi akşamlar. Öncelikle film için çok teşekkür ederim. Şimdi Fransız-Cezayir durumunu, ilişkisini çok güzel açıkladınız. Onun için teşekkür ederim. Oradaki durumlara ben ek olarak filmde simgecilik kavramı üzerinde durmak istiyorum. Nedir bu simgeler ve Pierce'in görüşü nedir? Bir kere İkonlar söz konusu. İkon dediğimiz özellik şu arkadaşlar, benzerlik durumları çok güzel tanımlanıyor. Onu Merve Hanım, Deniz Hanım da söyledi. Benzerlik durumları üzerinden filmin işleniş tarzı simgeleştirildiği için sanatsal yönü ön plana çıkıyor. Onun için simge kavramı üzerinde durmamız lazım. Pierce'in
İkinci söylediği hadise belirti dediğimiz hadise. Şimdi bu belirti kavramı şöyle bir şey arkadaşlar. Gösteren ve gösterilen dediğimiz bir durum söz konusu. Şimdi gösteren ve gösterilen durumları filmde izlerken şunu söylememiz lazım. Amacına ulaşıyor. Şimdi her şeyden önce bir sömürülen bir ülke var. Oranın vatandaşı var. Ne yapacağını bilmeyen insanları var. Diğer taraftan ise bir sömürge, sömüren ülke var. Emperyalist durum var. Dolayısıyla bu iki kavramı birlikte işleme kolay bir şey değil. O yönüyle film çok etkili olmuş ve özellikleri itibariyle de açıklıyor. Şimdi simgeler itibariyle şunu söylememiz lazım. Kullanılan simgeler oldukça yerine oturuyor ve açıklayıcı tarzda bir durum söz konusu. Onu da şöyle yapmış arkadaşlar. Çekim açılarıyla, ondan sonra çerçeve, filmdeki çerçeve durumları, alma durumları itibariyle oldukça lirik bir sanatsal yönü ön planda olan bir film. Çekim açıları göz açısından olduğu için de oldukça rahat izlenen bir durum. Dolayısıyla filmle ilgili şunu söylememiz lazım. İnsanların yaşadığı sıkıntıları, bu 1955'li yıllardaki Cezayir, Fransa savaşları ile ilgili durumu açıkladığı için, sanatsal yönü ön planda olduğu için realist bir film olarak değerlendirdim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Şimdi bunlar yola çıkıyorlar, çölde dağda yürüyorlar, işte yağmura yakalanıyorlar, sığınmak için bir köye giriyorlar falan böyle. Ondan sonra birbirlerini yakından, daha çok yakından tanıyorlar. Şimdi öğretmen sürekli kızıyor Muhammed'e, işte senin yüzünden başıma neler geldi. Ya böyle bir tahıl için olur mu falan. O diyor ki hani ben tahıl için, tahılımızı çaldı, onun için öldürdüm, yoksa ailem açlıktan ölecekti diyor. Ve ben diyor köyden kaçtım diyor. Onlar beni öldürmesinlerdi. Onların kardeşleri beni öldürmesin. Çünkü beni öldürürlerse bu sefer benim kardeşlerim de onlardan birini öldürmek zorunda kalacaklardı. Ve bu kan davası yüzyıllar boyu devam edecekti. Ben bu yüzden kaçtım, Fransızlara teslim oldum. Fransızlar beni öldürsün. O zaman kimse kan davası gütmeyecek. Bundan dolayı diyor şey yaptım. Yani senin beni o şehre götürmen lazım diyor, benim öldürülmem için diyor. Orada işte o isyancılarla karşılaşmaları, ondan sonra yolda işte Fransız ordusuyla karşılaşmaları, böyle sonunda da Muhammed işte o Cezayir çölünde yürürken işte birbirleriyle konuşmaları, şeyleri, iç hesaplaşmaları. Ondan sonra Darı da kendisinden bahsediyor. İşte annesi, ailesinin İspanyol asıllı olduğunu, kendisinin Fransız olmadığını ona anlatıyor, kendinden bahsediyor. Kendini Cezayir'de her zaman yabancı olarak hissettiğinden bahsediyor. Sonra Muhammed diyor ki ben de işte öleceğim diyor. Ben de hiçbir kadınla konuşmadım, hiçbir kadına tanışmadım diyor. Ondan sonra ölmeden önce bir kadınla tanışmak istiyorum, bir kadınla konuşmak istiyorum, bir kadın olmak istiyorum diyor. Ve onu bir şehirde tanıdığı bir bara götürüyor. Yani onun son şeyini de dilini yerine getiriyor. O da ona çocukluğundan beri 30 senede sakladığı bir eski bir parayı hediye ediyor. Onunla vedalaşma sahnesi çok güzel. Sen diyor o göçebelere git diyor. Bedevilere git, onlar sana yardım ederler diyor. Öbür yoldan gidersen de öldüreceğim. Ama öbür yol bedevilerin yanına gidersen sana bakarlar, sana soru da sormazlar diyor. Ya o final sahnesi de çok güzel. Orada mesela Dörü kendinden bahsederken orduda binbaşı olduğunu falan onlara şey yapıyor. Anlatıyor işte o çöl yürüyüşlerindeki o iç hesaplaşmaları, konuşmaları çok güzel, muhteşem. Ha, yani film çok güzel bir film.
Herkesin izlemesini tavsiye ediyoruz. Başka filmle ilgili konuşun arkadaşlar. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Yaşar Şimdi Hocam. onu birazcık açıklayalım. O da şu, insanları ne zaman nasıl tanırızı anlatıyor film. Bu da şöyle bir şey, bir insan yalnızken bir başkasıyla ilgili sorumluluğu aldığında ben hangi taraftan olacağım? Yani etrafınızda hiç kimse yok. Ancak bir taraftansınız. Değişik bir tarafa geçmeniz gerekiyor mu? Yani bir Cezayirli isyancılardan, Bedevilerden olmak gerekiyor mu? Çünkü yaşamınız daha önemli kısmını tartışıyor. O yüzden de bu filmde en büyük sıkıntı varlık felsefesinde benim yalnızken, kimse sorumlu değilken varlığını sürdürme isteminin gerçekleşmesidir. Bu yönden taraf değiştirebilir meyanına getiriyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler Yaşar Hocam. Ahmet abi sen niye konuşmuyorsun? Sen neler söyleyeceksin filmle ilgili? Filmi izlemiştin. Ben dinliyorum şimdilik sizi. Yani şaşırdım ben, bu pazar saat kaçta katılacak? Pazar günleri Hangisi? 6'da yapıyoruz ya söyleşiyi. Her Yani pazar ben evet, 6'da. kafam karıştı, evet, yemek. Yani Tamam. misafirler var ya çok Ha, fazla. kalabalıksınız. Şaşırdım, evet. Evet. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben de bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Nilgün. Film çok güzeldi gerçekten. Beni etkileyen başrol oyuncusu bu. Suçluyu götürmeye kalkan, şimdi adını unuttum. Yani ne Fransız ne Cezayirli. İkisinin Fransa'ya gidince Fransız değil, o ülkede ülkeden kabul etmiyor. Bu göçmenlerle ilgili o kadar çok bu tür öykü dinledim ki ne oralı ne buralı şeklinde. O duyguyu güzel vermişti. Bir de insani değerleri çok önemliydi. Yani yapmak istediğini yaptı ve çocuğu kurtardı. O çok önemliydi, o beni etkiledi. Teşekkürler Nilgün. Sorunum İşte izin tabii vermiyor, kusura bakmayın. evet. Tamam. Darı tabii Fransızlar tarafından Arap görülüyor. Araplar tarafından Fransız görülüyor. O halbuki ne Fransız ne Arap ama orada yaşadığı için geçmişten beri Fransızca konuşabiliyor, şey yapıyor. Yani Fransa'ya gitse zaten oralı da olmuyor. Ya aidatsızlık, eylemsizlik orada kamunun yabancısına benziyor. Oradaki o karaktere benzettim ben Doru'yu. O şey her şey dünya yabancılaşması. Ondan sonra Muhammed'i canlandıran Cezayir asıllı Fransız oyuncu Reda Ketap'ta rolünü çok güzel oynamış. O canlandırdığı karakter, Muhammed karakteri çok güzel. Yani biz orada Muhammed'e baktığımız zaman orada suçu işleyip işlemediği hiç bizim için önemli değil. Ya filmde çok az diyalog var ama muhteşem, her şeyi çok güzel anlatmış. Müzikleri de çok güzel. Orada şey yani filmi izleyince hikaye böyle seyirciye geçiyor. Çok rahatlıkla her şey anlaşılıyor. Zaman yok. Filmde zaman yok. Ülke yok. Mekan yok. O kadar yersiz yurtsuz bir film ki çok mesela coğrafyanın verdiği şey de onun etki. Yersizlik, yurtsuzluk duygusu veriyor. O finaldeki yol ayrımını yani onu birkaç kere izledim. O çok güzel. O yol ayrımı mutlaka çok böyle dikkatle izlenmesi gerekiyor. Yani başka birinin ölümünde mesela mutluluk yok. Kötülük tamamen ortadan kaldırılmayacak. Yani bu insan ölümü dünyaya bir şey katkısı. Yani o yaşaması bence daha iyi. Muhammed'in yaşaması bence çok iyi olmuş. Yani orada o varoluş
Şu düşünce şeyi, o mesela insanı düşün şey yapan, sorgulatan, ya insanların aldığı kararı, şey, vicdanına sadık kalmanın ne demek olduğunu bu film bize çok güzel anlatıyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Güzel bir film söyleşisi oldu. Başka konuşmak isteyen var mı? Merveciğim, bu yersiz yurtsuzlaşma dediğimiz bir kavram var televizyonun. Bunu gösteriyor. Yani insanlar ne olduğumdan ziyade ne olacağımı anlatıyor. Varoluş felsefesinde bir oluşu anlatıyor. Yani benim görevim şudur. Bu görevi mutlak yapacağımdan ziyade bir insanı ön plana çıkaran humanizasyon, insancıllaştırma kavramının ön plana çıkması gereğini anlattı. O yüzden de filmin üstünlüğü orada. Yani ne olursa olsun yersiz yurtsuzlaştırma dediğimiz çerçevesinde insanlar milliyetçilik akımından kurtularak humanist olabilir manasına gelecek tarzda esirin hayatını kurtarma için her şeyi yaptı. O yüzden de filmin dört dörtlük bir humanist bir film. Çok teşekkür ederim. Evet. Daru da mesela Muhammed'i yersiz yursuz insanlara yolluyor. O konar göçerleri, o bedevileri. Onlar sürekli dolaşır diyor. Onlar sana iyi davranır diyor. Aralarını alır diyor. Yani sen onların yanında yaşayacaksın diyor. Ya bence bu çok güzel, muhteşem bir şey, final oldu. Evet, çok başarılı, çok güzel. Çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi.